Benim hepinize selam. Ben Alora Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ağustos ayında okuduğum kitaplar hakkında konuşuyor olacağız. Ancak videoya geçmeden önce bu tarz kitap yorumlarından o ay ne okuduğumu direkt olarak takip etmek isterseniz ve imza günlerinden de haberdar olmak isterseniz beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Tüm platformlarda zaten adım Alora Yağmur olarak geçiyor. Aynı zamanda da bir WhatsApp kanalımız var. O da profilimde mevcut. Şimdi arkadaşlar ben bu ay 15 tane kitap okudum. Yani bana göre birazcık az, kabul ediyorum ama Ağustos'un ilk haftasında bir tatile gittim. Ondan sonrasında da geçen hafta anneannem taşınıyordu. O yüzden de ona yardıma gittim. Bu nedenle birazcık benim için yoğun bir ay oldu. Çok fazla vakit bulamadım okumaya. Umarım Eylül ayı daha iyi olacak. Eylül ayında en az 20 tane okumak istiyorum. Bu ayda gerçekten çok güzel şeyler okudum. Direkt olarak başlıyorum ama bu sefer kronolojik sırayla değil, buradaki sıraya göre gideceğim. Çünkü buraya dizdim kitapları. Öncelikle arkadaşlar Juno kitaptan çıkan Breen Weaver'dan Celat ve Karakuşu okudum. Ben bu yazarı internetten de takip ediyorum, yani sosyal medyadan. Çok tatlı bir kişi kendisi ve kitabını da gerçekten çok beğendim. Seri katilleri ağlayan bir seri katilimiz var. 4 yıl boyunca birbirlerine bir şeyler besleyen ama hiç böyle o noktaya gelmeyen bir çiftimiz var. Normal modern dünyada geçiyor ama böyle modern dünyada geçiyormuş gibi hissettirmiyor. Sanki böyle kitabın kendi atmosferi varmış gibi hissettim ben okurken. Ve çok komikti. Diyaloglarını çok sevdim. İçinden ayrı çıktı yine. Ben bunu yolda okudum sanırım. Yolda okudum diye hatırlıyorum. Gerçekten hiç sıkılmadan, ay hadi kapatayım şöyle bir mola vereyim falan, o hissiyatı vermeden çok keyifli bir şekilde başladım ve bitirdim. İçerisinde bayağı bir tetikleyici unsur var. Ben bunların hepsini size okuyorum şimdi. Ama tetikleyici unsurları okumak bile tetikleyici olabilir. Bu arada kitabın türü karanlık bir romantik komedi olarak geçiyor. Yani artık siz düşünün. Dark romance değil. Romantik komedi. Ama böyle seri katili, kanlı bıçaklı bir romantik komedi. Çok güzeldi. Gerçekten aşırı beğendim. Neyse, tetikleyici unsurları okuyayım size. Göz küreleri ve göz çukurları, amatör ameliyat, deriden süs eşyaları, elektrikli testereler, baltalar, bıçaklar, neşterler ve bir sürü keskin obje, kazara yamyamlık, kazara olmayan yamyamlık, mumyalanmış bir cesedin tartışmaya açık kullanımı, lobotomi yapılmış bir erkek hizmetkar, mutfak araçgeleçlerinin sakıncalı kullanımı, kurabiyeli ve kremalı dondurma için üzgünüm. Parantez içinde aslında hiç de üzgün değilim. Ayrıntılı artı 18 sahneler. Bunun detaylarını okumuyorum. Malum YouTube'dayız. Ebeveyn ihmali, ebeveyn kaybı. Yine bir şeyler var. Bunları söylersen birazcık YouTube'da sıkıntı olabilir diye geçiyorum. En sonuncu maddede şu. Bu seri katiller hakkında bir kitap. Yani genel olarak berbat cinayetler ve kaos içerir. Şimdi itafı da okuyorum size. Hazır mısınız? Hassas içerik uyarılarını okuyup da kazara yamyamlık mı? Ben de varım diyenler. Bu kitap sizin için. Yani bu ay okuduğum en güzel kitaplardan birisiydi. Çok sevdim. Sanırım bu seri 3 kitap olacak diye hatırlıyorum ama emin değilim. Zaten gördüğünüz gibi bayağı artı 18 bir kitap. Cinsellik açısından da artı 18 bir kitap. Ama smut sahnelerini de ben çok sevdim. İlişkinin dinamiğiydi, diyaloglardı, olaylardı, olayların absürtlüğüydü. Her şeyiyle gerçekten bayıldım. 10 puan olmaz benim için ama bir 8-9'u zorlar diye düşünüyorum çünkü çok keyifli bir okumaydı. Ardından Spy X Family'nin 1. ve 2. cildini okudum. Ve gerçekten ben bu çizimlerinin bu kadar detaylı olduğunu bilmiyordum. Şimdi şu şekilde hikaye. Ana erkek karakterimiz bir casus ve görevini yerine getirebilmesi için bir aile kurması gerekiyor. O sırada da kendisini yetimhaneden bir küçük çocuk alıyor. Bu da Anya. Anya da telepati gücüne sahip ama bunu söylemiyor. Yani kimse bilmiyor Anya'nın telepati gücünden. Ve bir de tabii ki karısı olmak durumunda ve karısı olarak seçtiği kişi de aslında gizli bir kişiliği olan bir suikastçı. Yani hiç kimse de onun suikastçı olduğunu bilmiyor ama o da bir suikastçı. Böyle aşırı derecede tuhaf ve komik bir aile var hikayemizde. Tüm karakterler çok tatlı. İçerisinde sakıncalı hiçbir şey yok bakın. Hiçbir şey yok. Çok rahat bir şekilde okuyabilirsiniz, izleyebilirsiniz de aynı zamanda. Genellikle gördüğüm kadarıyla, yani daha iki tane cildini okuduğum için tabii tüm seri hakkında bir bilgi söyleyemem ama gördüğüm kadarıyla animesi, dizisi mangalarla çok birebir gidiyor. Yani neredeyse her şeyi koymuşlar. Böyle atlayalım, değiştirelim falan dedikleri çok bir şey göremedim ben. Bu nedenle hem okumanızı hem de izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle Anya'nın suat ifadeleri, Anya'nın düşünceleri, Anya'nın replikleri, hepsi böyle terapi gibi geldi bana. Çok sevdim. Çizimlerdeki küçük detayları da çok sevdim. Yani çok küçücük bir panelde bile böyle Anya'nın bir suratı, bir duruşu çok tatlıydı gerçekten. Bu nedenle bayağı sevdim ve tabii ki de devam edeceğim. Önerir miyim? Öneririm. Bir sonraki kitabımız Curtis Stanfield'dan romantik komedi. Ben bu karakterlerin mesleklerini sürekli unutuyorum. Tekrar okuyacağım size bu yüzden. Ünlü komedi programı Gece Kuşları'nın metin yazarı Sally, ana kızımız. Mankenlerle yaşadığı ilişkilerle anılan pop yıldızı Noah ise ana erkek karakterimiz. Biz bunların arasındaki aşkı okuyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki bu kitap sadece romantik komedi değil. Aynı zamanda da eleştirel bir yönü var. Yani işte romantik komedi kafamı dağıtayım, tamamıyla kafamı yormayacağım bir kitap diye düşünmüyorum.
geçmeyeyim. Kafanızı yoracak bir kitap çünkü. Bu birazcık dikkatli bir şekilde okumanız gerekiyor. Bazı detaylar var, göndermeler var. Böyle toplumsal eleştiriler falan var kitabın içerisinde. Hani serpiştirilmiş böyle çok yoğun bir şekilde değil ama romantik komediden de birazcık çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya tamamıyla çerezlik bir okuma olduğunu söyleyemeyeceğim. İlk başlarda yazarın diline alışmanız biraz zor. Birazcık böyle sabretmeniz gerekiyor ama sonrasında kitap zaten açılıyor. Karakterlerin kim olduğunu anlıyorsunuz. Nasıl düşündüklerini anlıyorsunuz. Nasıl insanlar olduğunu anlıyorsunuz. Sonrasında kitap açılıyor. Yaklaşık şuralarda bir yerde zaten kafayı yemeye başlıyorsunuz. Aa diye falan. Şiplemekten dolayı diyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Şipliyorsunuz karakterleri. Güzel bir romantik komediydi. Güzel bir okumaydı. Ama dediğim gibi böyle tamamıyla kafa dağıtayım, çerezlik olsun. İşte süper bir şekilde beni reading stamp'tan çıkarsın. Romantik komedisi değildi. Daha ciddi ve birazcık daha böyle bir şeyler kazanabileceğiniz bir romantik komediydi. Önerir miyim? Öneririm. Yaş sınırı olarak bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Şu an çok emin olamadım ama bir şey yoktu ya. Yani ayın başında okuduğum için birazcık unutmuş olabilirim. Ama yoktu diyorum. İnşallah yoktur. Varsa da beni suçlamayın. Araştırmanızı yapın arkadaşlar lütfen. Sonraki kitabımız Ellie Hazelwood'dan Aşk Teorik Olarak. Şimdi bu kitap daha kısa olabilirdi. Ama olmamış. Yani atıyorum kaç sayfa bu? 414 sayfa mı? Bir 350'ye kadar çok rahat bir şekilde düşerdi bu kitap. Ayrıca onu da göstereyim size. Bazı noktalarda beni sıktı oldu doğrusunu söylemek gerekirse. Ve sıkan kısım teorik olan kısım değil. Sıkan kısım karakterlerin arasındaki iletişim bozukluğu ve ana kız karakterin böyle düşünce tarzı bana çok hitap etmedi. Böyle sinir olduğum birkaç tane nokta oldu. Aynı zamanda dediğim gibi eğer işte söylenmemiş duygular, işte karakterin kafasından kurduğu şeyle bir sonuca ulaşıp bunu karşısındaki kişiyi yansıtması tarzındaki temalar bana çok fazla hitap etmiyor. Ben biraz böyle tamam hadi yeter artık tartışmayın deyip böyle ikisinin de kafasını tutup birbirini yapıştıracak bir insan olduğum için birazcık sabretmem ve böyle dişimi sıkmam gerekiyor bu tarz kitapları okurken. Sevdim mi? Kesinlikle sevdim. Aşk hipotezinden kat daha iyi bir kitaptı. Aşk hipotezinde çok sıkılmıştım çünkü ben bir de böyle doktorla tıplı şeyleri çok fazla sevmiyorum ya da laboratuvar ya da bilim. Ama aşk teorik olarak bu konuda beni çok daha rahatlattı. Bilimsel kısım var mı bunda da? Kesinlikle var. Fizikle ilgili var. Ama beni darlamadı. Benim için bir sıkıntısı yoktu. Zaten gerekli olan bilgileri anlatıyordu. Yani fizikle ilgili hiçbir bilginiz yoksa bile çok rahat bir şekilde ayak uydurabilirsiniz kitaba ve hikayeye. Yetişkin içerikli bir kitap. Aynı zamanda da Ellie Hazelwood'un istediğiniz kitabından başlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok da fark etmiyor çünkü birbiriyle bağlantılı değiller. Ama dediğim gibi aşk teorik olarak aşk hipotezinden kat daha iyiydi bana göre ama insanlar aşk hipotezini genelde daha fazla beğeniyor ve onu daha fazla böyle sosyal medyada falan paylaşıyorlar. Daha popüler o. Ama benim oyum bundan yana. Yine sevdim. Benim için gayet keyifli bir okumaydı. Öneririm. Ama artı 18 olduğunu unutmayın lütfen. Bir sonraki kitabımız Lisa K. Adams'dan Aşık Erkekler serisinin üçüncüsü Çılgın, Sersem ve Tutkulu. Bu kitap bir Friends to Lovers kitabı. Ve ben böyle 2 sene önce bana sorsanız Friends to Lovers mı falan derdim. Ama şu anda Friends to Lovers gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. Yani seviyorum okumayı. Bence romantik komedilere çok yakışıyor bu arada. Hani fantastiklerde o kadar güzel olmuyor. Fantastiklerde birazcık daha gerilim istiyor insan ama romantik komedilerde Friends to Lovers olmasına ben gayet okeyim. Gayet de hoşuma gidiyor. Bu kitapta da dediğim gibi Friends to Lovers olayı vardı. Çok yakın iki arkadaş var. Ve kızın başına bazı şeyler geliyor. Çok fazla detay vermeyeceğim. Kedi kafe var bu arada. Onu da belirteyim. Kedili bir kitap. Kedili kitapları çok seviyorum biliyorsunuz. Kızın başına bazı şeyler geliyor. Ve kızın başına bazı şeyler geldikten sonra erkeğimiz de ona destek olmaya çalışıyor. Ama böyle bir aralarında tartışmalar oluyor. Böyle bir uzaklaşmalar oluyor. Böyle bir tekrar yakınlaşmalar oluyor. O uzaklaşma kısmına gerek yoktu diye düşünüyorum. Direkt olarak Friends to Lovers'ı yani şöyle gitmek yerine şöyle gidilebilirdi diye düşünüyorum. Daha yumuşak bir geçiş olabilirdi diye düşünüyorum. Ama yazar birazcık daha karakterlerin duygularının farkına varmasını istemiş muhtemelen. O yüzden öyle sahneler yazmış diye tahmin ediyorum. Güzel miydi? Kesinlikle güzeldi. Aşık Erkekler serisinin tüm kitaplarını çok seviyorum. Tüm kitaplarını çok beğeniyorum. Birinci kitapta Smut vardı ama çok çok az vardı. Üçüncü kitapta yine vardı ama çok çok az vardı. O yüzden böyle bir artı 18 denecek kadar büyük bir olay yok kitapların içerisinde. Daha çok zaten diyalog ve olaylarla gittiği için artı 18 kısmına çok fazla girmiyor. Bu nedenle kaç derim? 15-16 falan derim ben muhtemelen. Kitap da gayet güzeldi. Kesinlikle öneririm. Ama bu kitap arkadaşlar, bu kitap direkt olarak artı 18 bir kitap. Konumuz şekilde. Hemen karakterlerin ismine bakacağım. Violet miydi? Hunter erkek de kızın ismini unuttum. Natalia. Net. Kızımız Net. Erkeğimiz Hunter. Bunlar bir düğünde karşılaşıyorlar, takılıyorlar. Sonrasında ertesi gün Net
nihayet Hunter'a yanlış numarayı bırakıp gidiyor. Yani bunlar bir süre birbiriyle irtibat kuramıyorlar. Sonrasında Hunter Ned'in yaşadığı şehre geliyor ve orada yeniden bir buluşma gerçekleşiyor. Ardından o düğün zamanının ne kadar güzel geçtiğinden falan bahsederken bunların arasındaki şeyler birazcık alevleniyor. Şöyle de bir ayrıcımız var bu arada. Böyle enemies to lovers denmez ama birbirlerine gıcık oldukları kesinlikle bariz bence. Böyle bir alttan alttan laf geçirmeler, böyle birbirleri için çabalamalar olsun, böyle cool takılmalar olsun ama duygularını saklayayım falan modunda olmak. Bunların hepsi kitabın içerisinde var. Kesinlikle güzel bir smattı ve güzel bir romantik komediydi. Yine ben bayağı bir romantik komedi okumuşum ama iyi geliyor arkadaşlar gerçekten. Yazın romantik komedi okumak mükemmel bir olay. Ama bu çok artı 18. Yani haberiniz olsun. Aşk Erkekler serisi gibi değil. Yine gayet güzel bir okumaydı benim için. Sevdim, öneririm. Bir sonraki kitabımız ise Victoria Evelyn'den Clacanion serisinin birinci kitabı olan Tio'yu seçmek var. Tio'yu seçmek daha öncesinde Buz Gezegeni Barbarları bir tane seriden bahsettim. Belki hatırlıyorsunuzdur. Onun çok daha gelişmiş bir medeniyete sahip olan versiyonu gibi düşünebilirsiniz bu kitabı. Hemen ayrıcını da gösteriyorum size. Çevirisi, dili vesaire gayet iyiydi ama smatı ağır arkadaşlar. Ana konumuz dünyadan kaçırılan bir kızın bir gezegene bırakılması ama kaçırıldığı kişiler tarafından değil, yani onu düşürüyorlar gibi bir şey böyle. Bir gezegene düşüyor kız ve ben burada nasıl hayatta kalacağım falan diye böyle kitabı bırakmaya çalışıyorum anlatırken. Ben burada nasıl hayatta kalacağım diye çabalarken geliyorlar diyorlar ki bizim halkımızın %80'i erkek, %20'si kadın. Bu yüzden aynı zamanda doğan bebeklerin de %80'i erkek olarak doğuyor, %20'si kadın olarak doğuyor. Bu nedenle de bir sene dünyaya götüremeyiz. Zaten dünyayla anlaşmamız var. Oraya biz dokunamıyoruz. Bir sene burada kalman lazım ve biriyle evlenmen lazım diyorlar kısaca kıza. Ve kadın nüfusu az olduğu için de istediği kişiyi seçme hakkı olduğundan bahsediyorlar böyle. Yani resmen hani manaldan işte elma seçer gibi, armut seçer gibi erkekleri kızın önüne diziyorlar ve diyorlar ki al buyur seç, ben al. Sonra kız da seçiyor. Yani zoraki evlilik gibi bir temaya giriyor aslında bu sanırım. Emin olmamakla birlikte. Ana karakter birazcık belalı bir tipi seçiyor. Bu yüzden çocuk şey diyor. Hani niye beni seçti bu? Kesin ajan. Kesin bir casus falan böyle bu triplere giriyor. Kız orada hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuk onun casus olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor ve bunlar evliler. Böyle bir kitabımız var. Aynı zamanda bu seri bayağı uzun bir seri. Devamı da Puka yayınlarından devam edecek. Çıkacak. Onları da okuyacağım tabii ki. Çünkü böyle absürt kurgular, absürt nasıl diyeyim? Aşk hikayeleri mi denir? Benim ilgimi çekiyor birazcık. Ya insan düşünüyor çünkü yani. Ben bir tane gezegene düşsem ne yapardım diye. İnsan birazcık sorgulatıyor. Öneririm bunu da bu arada. Bu da keyifliydi. Güldürdü birazcık. Ama yine bayağı bir artı 18. Yine kontrol ediyorum burada uyarı var mı diye ve var. Artı 18. Haberiniz olsun. Sonrasında Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'dan mektubu okudum. Bu kitabı direkt olarak kafamda hiçbir şey yok olarak aldım. Böyle küçük küçük metinler var içerisinde. Yani bir tam kitap olarak düşünmeyin bunu. Mesela bir günde oturup bitirecek bir kitap değil bence. Bir aya ya da hatta iki aya belki yayabilirsiniz. Ben bu kitabı okurken içerisinde bir tane metin vardı. Ve o metni okuduktan sonra dedim ki oha bu metin çok güzel story atılır. Ama o sırada telefon yanımda değildi. Ayrıcım falan da yoktu. Tamam dedim, ben bu aklımda dursun. Daha sonrasında story atarım deyip kitabı okumaya devam ettim. Arkadaşlar sanırım o sayfa, o metin böyle Bermuda Şeritin üçgenine falan karıştı. Çünkü kitabın içerisinde asla bir daha bulamadım. Ya yani kitabı da kıvırmak istemediğim için işaretlemedim de. Ama o metne bir şeyler oldu yani. Gerçekten ya ben halüsinasyon gördüm ya da o metin kitabın içinden akıp gitti ya da başka bir şey dönüştü bilmiyorum. Çok tuhaf bir anım var o yüzden şu anda bu kitapla ilgili. Ama gayet güzeldi. Bazı metinler çok hoşuma gitti. Zaten çok duru yalın bir dille anlatılmış metinler. Bu nedenle her yaştan okur çok rahatlıkla okur diye düşünüyorum. Ama hani bir yaş söyleyecek olursam da 13-14 üstü derim diye düşünüyorum. Şöyle kitabımız, bunu da koyduk. Sonrasında bu ay yaptığım bir maraton vardı serileri tamamlıyorum diye. Oradan 4 tane kitabımız var. O maratonda bayağı bir konuştum. O maratonu izlerseniz eğer bu kitaplarla ilgili çok detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi bana dokunma novellalardı. Bir tanesi Brandon Sanderson'dan Alcatraz'ın son kitabı olarak geçen ek kitap gibi aslında aynı zamanda da. Bestiyalı kütüphanecilere karşı. Sonrasında bir hamilelik tropu içeren Carolina Camus serisinin 3. kitabı olan Tek Vuruş. Ve Holly Black'ten de Tutsağın Tahtı. Bu kitaplarla ilgili bayağı detaylı yorumlar yaptığım için sizi buradan o videoya almak istiyorum. Rica ediyorum oraya böyle fış fış uçun. Bunları direkt olarak geçiyorum. Şimdi geri 2 tane kitabımız kaldı. Bunlar şu anda elimde fiziksel olarak yok. Bir tanesi Test Garrison'dan Sona Kalan. Bu yine Test Garrison'lar arasında okuduğum en heyecanlılardan birisiydi. Hani bayağı heyecanlıydı. İşimi gücümü bitireyim de devam edeyim hikaye diye düşünüyordum sürekli. Acaba sonunda ne olacak? İşte katil kim çıkacak? Hikayede kaderleri kesişen 3 tane
çocuk var ve bu çocukların ortak yönü ne? Yani beynimi yedim resmen ben bu kitabı okurken. Sürekli kafamdan teori üretiyorum. Ne olmuş olabilir? Bunlar hangi noktada kesişmiş olabilirler? Neden katili bu aileleri seçti falan diye gerçekten kafayı yedirten bir kitap oldu bana. Önerir miyim? Kesinlikle öneririm. Aynı zamanda böyle cinayet, kan vesaire haricinde, ölüm haricinde çok aşırı derece tetikleyici unsur yok içerisinde. O yüzden hani diğer testlere göre birazcık daha hafif de diyebilirim şiddet açısından. Ama kurgu daha karmaşıktı. Daha böyle içine girip çıkamıyordunuz. Sürekli düşünüyordunuz. Çok beğendim. Yine favorilerimden birisi kesinlikle. Zaten yani son zamanlarda okuduğum her testi beğendiğim için artık ben bunu söylemekten bıktım. Hani bunu da beğendim, bunu da beğendim demekten ama beğendim arkadaşlar. Ne yapabilirim? Önerir miyim? Evet, öneririm. Son olarak da Gillian Flynn'den Kayıp Kız'ı okudum. Kayıp Kız zaten benim bayağı bir vaktimi aldı çünkü yazarın dili birazcık farklı bir dil. Böyle hızlı hızlı okunacak bir dili yok. Gerçekten kelimeleri teker teker okumanız gereken bir dili var bence. Aynı zamanda 600'e yakın bir sayfası olduğu için yavaş yavaş okumam gerekti. Aynı zamanda da hikayede çok fazla detay olduğu için yine yavaş yavaş okumam gerekti. Ama bence bir, son zamanlarda okuduğum en iyi intikam hikayelerinden birisiydi. İki, iki farklı karakteri ve onların sorunlarını çok güzel yansıtmış bir hikayeydi. Üç, çok detaylıydı ve bu detaylı olması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Dört, içerisinde yetişkin içerik denecek kadar bir şiddet yok ya da bir artı 18 yok ama bunlar var mı? Var. Sadece detaylı değil. Bastı geçiyor. Aşırı aşırı derecede detaylandırılmıyor ama yine de tetikleyici unsur olabilecek derecede diye düşünüyorum. Kitapta herhangi bir yetişkin unsur vardı diye hatırlamıyorum. Ama siz yine bir internetten araştırın yaşınıza uygun mu diye. Çünkü ben tam emin olamıyorum böyle durumlarda. Her ne kadar internette bir uyarı verilmemiş olsa da bazı insanlar için tetikleyici olabilir çünkü. Ancak bunlara baktıktan sonra ve sizin için sorun olmadığına karar verdikten sonra ben bu kitabı kesinlikle öneririm. Dediğim gibi detaylar çok hoşuma gitti özellikle kitaptaki. Hani full odaklanıp okumanız gereken bir kitap ki kitabın sonunda olayları anlayın. Bazı karakterler farklı şekilde davranıyor. Nerede rol yaptığını, nerede gerçek kişiliğini yansıttığını anlayın falan böyle. Ya tam içine girip böyle ona odaklanıp sadece onu düşünecek şekilde okunacak bir kitap diye düşünüyorum. Ama umarım anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. Ve bu ayın kitapları da bu şekildeydi. Sayıca az ama genel olarak neredeyse beğenmediğim kitap yok bu ay okuduklarım arasından. Bu yüzden memnunum açıkçası. Siz bu ay neler okudunuz? Hangi kitapları okudunuz? Kaç tane kitap okudunuz? En sevdikleriniz hangileri oldu? En sevmedikleriniz hangileri oldu? Bunun haricinde benim bu videoda bahsettiğim kitaplar arasından sevdikleriniz ya da sevmedikleriniz var mı? Bunları da aşağıda belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım, konuşalım lütfen. Ve izninizle kapanışa geçiyorum. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve web hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Üçer ismim Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Cumartesi pazar yeni bir video ile sizlerleyim. 4 kitaplık bir seri olacak olan Visteria serisinin 1. ve 2. kitabı çıktı. 1. kitap Varsay'ın oyunu, 2. kitap Acar'ın hükümdarı, 3. kitap olan İmparatorluğun Kılıcı da çok yakında geliyor. 3 kitaplık bir seri olacak olan Zirvetisi'nin de 1. kitabı çıktı. Buzdan Kılıcım 2. kitabı da şu anda yazıyorum. Ateşten Tezahürat. Ekstra indirim kodlarıyla aşağıdaki açıklamada tüm linkler mevcut. O halde buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.